Bu da mı olmaz? Ah, merhaba Ergin Bey, hoş geldiniz. Merhaba oğlum. Bu nasıl? Aklımı kaçıracağım ya. Merhaba Ergin, nasıl geçti? İyi başladı da çok kötü bitti. Ne oldu? Eda Hanım'ın ruhsatı alamadı. Niye? Revir yüzünden mi? Bombayı dinle. Tahir Ağa ve Yaman yan tarafta inşaata başlamışlar. Ve inşaat bitene kadar da ruhsat verilemiyormuş. Ne inşaatı ya? Düne kadar inşaat yoktu ki orada. Ya ne tesadüf değil mi? İnşaat bugün başladı. Tüh. Kadının bütün emekleri çöpe mi gitti yani? Hay Allah. Kadın ne çekti bu adamdan ya? Yani hiçbir şey yapamaz mıyız? Benim elime henüz böyle bir rapor gelmedi. Ama anlatıldığı gibi ise biraz keyfi bir karara benziyor. Yani hala bir umut var değil mi? Bakın tam bilemiyorum. Müfettişlerimiz son derece adildir. Ama elime rapor gelmeden bir şey söyleyemem. Peki rapor geldikten sonra ne yapacağız? İtirazınız varsa rapor kurula gider. Kurul tekrardan bir heyet yollar. Sonra raporlar karşılaştırılır. Ama gerçekten yakında bir inşaat varsa bu çok tercih edilen bir durum değildir. Sonra çocuklardan birine bir şey olursa sorumlusu direkt biz oluruz. Peki ben ne yapabilirim böyle bir durumda? Eğer heyet de aynı kararı veriyorsa mahkemeye verebilirsiniz. Ama bu süreç 5-6 aya yayılır. 5-6 ay mı? Aman Allah'ım. Maalesef. Hadi oya gidelim. Bir dakika ben... Hadi gidelim. Sağ ol. İyi günler. Hayvan herif. Ne yaptı, ne etti işi bozdu işte. Bak buraya yazıyorum. O inşaatı bilerek dikti o herif oraya. Of, boşver. Olan oldu artık oya. Ne yapmayı düşünüyorsun? 5-6 ay çok uzun bir süre. Hem kararın lehime çıkıp çıkmayacağı da belli değil. E'si buraya kadarmış. Benim o borcu ödememe imkan yok. Hem köşk de ipotekli. Yapılacak en doğru şey hissemi Oğuz Bey'e satmak. Emin misin Eda? En doğrusu bu. Hem zaten artık Oğuz Bey'i de görmek istemiyorum. Hatta oğullarımdan başka hiçbir erkeği görmek istemiyorum. Hisselerimi satıp, borcumu ödeyip, çocuklarımı alıp gideceğim bu köşkten. Zaten bu köşke taşınmak en başından beri büyük hataydı.